Şimdi hiç ara vermeden bir başka sunumla devam ediyoruz. Erol Bey sahneye geliyor olacak. Kendisinden yaklaşık 2 hafta oldu ya belki de 3 hafta oldu. 12'sinde açıklanmıştı. Microsoft olarak özellikle açık kaynak sistemler ve diğer platformlara yönelik bir açıklamada bulunduk. Connect diye geçen bir dünya çapında yapılan etkinlikle. Özellikle Visual Studio'nun yeni versiyonu 2015'te gelen bir takım yeni bu kapsamdaki özellikleri de bizlerle paylaşmak üzere. Erol Bey'e sözü devrediyorum. Herkese merhabalar. Adım benim slayda geçebilirsek. Adım Erol Hacı Süleyman. Microsoft'ta Developer Tools Technical Solution Professional olarak çalışıyorum. Öncelikle Selçuk ve Efe Bey'e verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Bugün çok güzel bir etkinlik oluyor. Bu kadar kişi var katılan aramızda ve şu anda salon tamamen doldu. Bazı insanlar, arkadaşlar ayakta beklemek zorunda kalıyor. Bu değerli katılımınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Okay. Şimdi öncelikle sesini duyuyorsanız değil mi? Her zaman mikrofon başında olmayacağım. Aslında kaydediyor. Öyle mi? Tamam. Kayıt için şey yapayım. Şarjı da takayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Sesim şu anda geliyor. Aslına bakarsanız değişen bir dünyaya doğru gidiyoruz. Artık hem şirketlerin hem bireylerin iş yapma tekniklerinde köklü bir değişikliğe gittiğini görüyoruz. Bu nasıl? 10 sene önce şu andaki olduğu kadar hırçın bir rekabet ortamı yoktu. Artık milyarlarca cihaz, milyonlarca developer ve herkes birbirinden önce uygulamasını ortaya çıkarmak için bir yarış halinde. Bu yarışta ben developerların hem tıp sektöründe, bilim sektöründe, eğlence sektöründe her zaman farkı yaratanların biz geliştiriciler olduğunu düşünüyorum. Ve bu sırada, bu yarışta yerimizi ön sırada kapmak için fazla ağırlıklarımızdan da kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda yaklaşık 2 hafta önce Amerika'da, New York'ta yapılan bir etkinlik vardı. Connect etkinliği. İşte bu fazla ağırlıklarımızdan ne ölçüde kurtulabileceğimizi, Microsoft olarak gelecekte neler planladığımızı açıklandı. İzleme şansınız oldu mu? Bu arada canlı yayınlandı. İzleyen yok galiba. Evet, daha sonra aynı zamanda kayıtlı olarak duruyor. Ben adresi de vereceğim. channel9.com. Channel9'da hiç girdiniz mi bilmiyorum. Bizim bütün etkinliklerimiz Microsoft olarak canlı yayınlanıyor. Ve bu yayınlanan etkinliklere daha sonra arşivden ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle ne geldi? Bizim son zamanlarda yaptığımız değişikliklerde Azure, her hafta Azure'un üzerine 10.000'in üzerinde kayıt var. Azure'da 1.200.000'in üzerinde SQL database'i var. 350 milyon Azure Active Directory kullanıcısı var. Visual Studio 2013'ün download'u 7 milyonu geçmiş durumda. Visual Studio Online'ı kullanan developer 2 milyonu geçmiş durumda. Ve .NET developer'da takdir ederseniz ki yine 6 milyonun üzerindeki gibi önemli bir rakama sahip. Şimdi Microsoft Love Open Source Software. Asıl zaten açıklamalarımız bunun üzerine oldu. Artık .NET Core Runtime ve Framework açık kaynaklı kod haline geldi. Bu senenin başında 2014 Build etkinliğinde .NET Framework Open Source Community olan .NET Foundation'ın duyurusu yapılmıştı. Bu .NET Foundation'da sitesini daha sonra paylaşıyor olacağım sunum içinde. Burada ASP.NET, Web API ve Rosalind adı altında C# ve Visual Basic compiler'ları artık open source haline geldi. Tabii bununla birlikte Common Language Runtime, Just-in-Time Compiler ve Garbage Collector, .NET Core Class Library'lerle birlikte açık kod. Bu ne demek? Artık siz server-based ve web-based uygulamalarınızı .NET üzerinden açık kaynaklı kod ile cross platform olarak geliştiriyor olabileceksiniz. Android ve iOS cihazlarınıza. Şu anda Azure'un üzerinde %20'sinin üzerinde Linux kullanan bir VM yoğunluğu var. Linux'a bu kadar Microsoft'un değer vermesinin başka bir nedeni de bu. Bu konuda giderek daha fazla geliştirmeler yapılacak. Azure kullanan kaç kişi var görebilir miyim acaba? Çok güzel. Azure'da sanal makine açmışsınızdır mutlaka. Çok güzel.
Azure'da sanal makine açanlar ne kadar kolay olduğunu bilir. Orada hazırda bir sürü imajınız var. Örneğin Linux, sadece Linux. Linux artı SharePoint, Linux artı Windows Server gibi farklı imajları da içeren 5 dakika içinde kolayca açıp kurabileceğiniz imajlara sahip. Eğer denemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Manage.azure.com'dan, WindowsAzure.com'dan direkt ulaşabilirsiniz. Zaten az sonra göstereceğim. Küçük bir demo yapacağım, hatta iki tane eğer vakit kalırsa. Bunun yanında MonoDevelop ve Xamarin. Xamarin'le uygulama geçiren var mı? İki kişi. Çok güzel. Yani az sayıda olması bile güzel. Xamarin konusunda MonoDevelop ile çalışıyoruz. Hatta Xamarin'in CEO'su Amerika'daki etkinliğe katılmış. Şu anda ismini hatırlayamadım. Kimdi Selçuk'u, hatırlıyor musunuz? CEO'su etkinliğe katılmıştı ve Microsoft Xamarin'le giderek daha da yakından çalışmaya başladı. Zaten çalışıyordu. Çalışmalarını hızlandırdı diyelim. Ve gelecekte bu konuda da daha fazla gelişmeler duyabilirsiniz. En azından ben bekliyorum ama official herhangi bir şey yok. Onu da söyleyeyim, off the record. Bu zaten kendini açıklıyor, fazla açıklamaya gerek yok. Bunun dışında ücretsiz Visual Studio Community versiyonu yayınlandı. Visual Studio Express ürünlerini kullanan var mı aranızda? Kullanmış olan. Güzel. Yine yeterli sayıda, iyi sayıda var. Visual Studio Express versiyonları arkadaşlar ücretsiz tamamen. Bunun 3 tane versiyonu vardı. Visual Studio Express for Web, for Desktop, for Mobile şeklinde. Yani .NET geliştiriyorsanız Visual Studio Express for Web'i kullanarak sadece Visual Studio'nun .NET geliştirme arayüzüne sahip olabiliyordunuz. Ve tamamen ücretsizdi. Şimdi Connect etkinliğini duyuran en büyük yeniliklerden bir tanesi de Visual Studio Community versiyonu çıktı. Visual Studio Community bu çok başarıya, iyi başarıya ulaşmış olan 3 tane versiyonu bir araya getirerek tabiri caizse Voltran'ı oluşturdu. Artık Community'yi ücretsiz olarak kurup istediğiniz platforma uygulama geliştirebileceksiniz. Anlattık. Visual Studio Gallery ile aşina olan var mı? Visual Studio Gallery'de birçok uygulama var. Arkadaşlar Visual Studio Gallery'yi şöyle göstereyim ben. Demin bu adamlar burada 15 dakikadır ne yapıyor diye içinizden geçti değilseniz internet halletmeye çalışıyordum. Çünkü internetten size birkaç bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar buraya göz atmanızı rica ederim. Hani not alıyorsanız eğer, ben size bazı linkler veriyor olacağım birazdan da. Bunlar sizin en azından başlama aşamasında iyi. Çünkü gittiğim müşterilerde yoksa boşuna mı uğraşmışız o kadar? Neyse açılır umarım. Konuştuğum insanlarda, gittiğim müşterilerde bazen nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Hani böyle bir haber duyduk diyorlar ama hani girip incelemiyorlar. Bazen hani direkt bir link vermek ya da direkt bir demo yapmak daha etkili oluyor. Visual Studio Gallery burası. Burada open source olarak ve Microsoft'un da geliştiği birçok add-on var Visual Studio kullanabileceğiniz ve başka yerlerde. Buradan mutlaka faydalanın diyorum. Geri dönecek olursak. Evet. Visual Studio 2013'ün update 4 geldi. Bu 2013'e gelen son update artık. Burada birkaç yenilik var. Bunları şimdi girmek istemiyorum. Hani 2013'le ilgili update'leri zaten orada release notlardan siz de takip edebilirsiniz girince. Bundan sonra artık Visual Studio 2015. Şimdi bugün Visual Studio 2015'i size göstereceğim. Hiç preview versiyonu indiren oldu mu bu arada? Çok güzel. İki kişi var. Siz her şeyle ilgilenmişsiniz bu arada zaten. Gayet memnuniyet verici. Visual Studio 2015'e gelen birkaç yenilikten bahsetmek istiyorum. Yani herkesin merakla beklediği ve heyecanlandığı Android emülatör geldi. Apache Cordova Tools geldi. Eğer cross platform geliştirme yapıyorsanız zaten Xamarin ve Apache Cordova araçlarıyla aşinasınızdır. Burada bazı özellikler var. Örneğin JavaScript debugging geldi iOS ve Android için. Aynı zamanda Git'i biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için Open Distributed Team'ler için source control. Git'ten veya dosya sisteminden buraya add-onlar yükleyebiliyorsunuz. Plugin'ler yükleyebiliyorsunuz. VPF'e birkaç yenilik verdi. Onun yenilik listesi internette daha var. Hepsini merak ediyorsanız o yüzden buraya 3 nokta koydum.
belli başlı başlıkları buraya aldım. Birincisi DirectX'in yeni versiyonları için daha performanslı ve sorunsuz çalışması üzerine bir geliştirme oldu VPF'in. Transparan alt pencereler oldu. Yani o pencereyi sürüklediğinizde alttaki şeyi görebileceksiniz. Birkaç VPF tooling'e geliştirme geldi anlayacağınız. Ve Blend'i kullanan var mı hiç? Eskiden Expression Studio diye geçiyordu. Şimdi Visual Studio'nun içinde Blend var. Sen zaten ünlüsün. Her şeyi kullanarak. Blend arkadaşlar, hemen söyleyeyim ne olduğunu. Mockup, yani ön yüzde interface'i uğraşmadan, kodu yazmadan istiyorsanız sürükle bırak, drag and drop objelerle kendi arayüzünüzü çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve arkadaki kod tamamen VPF veya Silverlight. Onu başlarken seçiyorsunuz. Bu yazdığınız kodları da aynı zamanda içine source kontrolü de mesela messagebox.show gibi arasına girip birkaç bir şey yapabiliyorsunuz. Bu eğer analiz olarak çalışıyorsanız veya hemen bir ekran görüntüsü çıkarmak istiyorsanız gayet kullanışlı Blend for Visual Studio araştırmanızı öneririm. Burada Blend'de touchscreen desteği geliyor 2015'te ve ayrıca Surface Pro 3 gibi yüksek çözünürlüklü cihazlarda da daha güzel bir görünüş sağlıyor. Bazı high DPI dots per inch cihazlarda bazen sorun yaşanıyordu. Sürem ne kadar kaldı? Güzel. Live Memory Usage geliyor. Phone Devices'da ve Phone Devices'da Alt F2'ye basarak artık uygulamanızın canlı bellek kullanımını görebiliyorsunuz. Ve burada iki farklı zamanda heap imajı alıp örneğin uygulamanın hangi anda ne kadar memory kullandığını veya bir memory problemi olup olmadığını görebiliyorsunuz artık. Burada ben şimdi size şunu kenara koyayım. İnşallah ötmez. Bazen böyle sonra. Sesim geliyor değil mi şu anda? Tamam. Şimdi beraber istiyorsanız Visual Studio 2015'in preview versiyonu biz göz atalım. Çok az kişi indirmiş gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar bunu ücretsiz indirebiliyorsunuz. Girin www.visualstudio.com çok da straightforward bir sitesi var. Visualstudio.com'un ön yüzü de yenilendi bu arada. Yeni ön yüzümüz böyle. Eskiden biraz da belki zordu bulmak neyin nerede olduğunu. Fakat burada Visual Studio mu kullanmak istiyorsun, Visual Studio Online mı kullanmak istiyorsun? Eğer biraz daha aşağı inerseniz de burada Visual Studio 2015 Preview'in download'unu bulabileceksiniz. Ön yüz gayet kullanışlı oldu. Şimdi 2015 Preview'de ben bir tane proje açacağım. Bakalım new file deyince gözünüze çarpan yenilikler var mı şu tarafta? Yani zaten olmaması imkansız ama eğer ilk defa görüyorsanız beni çok heyecanlandırmıştı bu ilk gördüğümde. Buradan örneğin bir tane C++'a cross platform desteği geldi. Ben bir tane native Android application açıyorum şu anda. Okey dedim. Şu anda add to source control'ü tıklamadım çünkü tek başına projede gösteriyor olacağım. Evet. Main CPP dosyamızı açalım. Bir build edeyim hemen projeyi. Development yapan kaç kişi var? Yani herhangi bir şekilde development yapan. Tamam, neredeyse hepimiz yapıyoruz. Yapmayan kaç kişi var diye. Yapmayan kaç kişi var? Sizi dışarı alabilir miyim? Yok tabii ki, şakaydı. Şimdi burada emülatör olarak x86 seçiyorum. Beraber bir Android emülatörü nasıl olmuş bir bakalım. Normalde hızlı açılıyor. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu açılı dursun. Ben burada birkaç bir şey daha göstereceğim. Normalde Windows Phone emülatörün zaten ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuzdur. Ve kullanıcılardan gerçekten çok memnunlar Android emülatöründen. Hani gördükleri en hızlı Android emülatörü olduğunu söylüyor herkes. Hyper-V üzerinde çalışıyor. Yine Windows emülatör gibi. Bu nedenle Hyper-V kapatma açma gibi sıkıntılar falan da olmayacak Android emülatörünü kullanırken. Ve aynı zamanda eğer şu anda Hyper-V Manager'a girersem şu anda Android emülatör başlıyor. Hyper-V Manager'a girersem benim bir tane VM'im vardı demolarda kullandığım. Visual Studio 2013 RTM diye gördünüz. Burada gördüğünüz gibi 8.1 ve Android emülatörlerin hepsi burada. Yani siz eğer isterseniz bir sorunla karşılaşırsanız burada Configuration Manager'dan istediğiniz gibi settinglerine girip
memori ayarları, BIOS bilgisi, processor bilgisi gibi şeylere dolaşabiliriz. Yani normal bir Hyper-V VM'i gibi çalışıyor. Bu da gayet kullanışlı. Eğer bir sorun olursa oradan bakabilirsiniz. Şimdi benim çözünürlüğüm biraz ekrandan dolayı düşük kaldı. O yüzden tam ekran gösteremiyorum, kusura bakmayın. Birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Şunu da kilidini açalım. Okey, çok güzel. Evet. Şimdi birinci bahsetmek istediğim özellik burada sağ tarafta gördüğünüz gibi Additional Tool kısmında Accelerometer, Location, Battery, Screenshot ve Network bilgilerini görüyorsunuz. Burada Accelerometer'dan sizin uygulamanızın eğer X, Y, Z koordinatlarına göre bir etkileşim varsa, bir event handler'ınız varsa buradan kırmızı butonu sürükleyerek istediğiniz gibi rotate edebiliyorsunuz device'ı. Ve altta da koordinatları zaten gösteriyor X, Y, Z'nin ne olduğunu. Bunun yanında direkt otomatikman portrait standing veya landscape flat mesela böyle mi duruyor, böyle mi duruyor veya masanın üstünde böyle mi duruyor, böyle mi duruyor şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela cihazı titreştirdiğinizde bir etkileşim yaratmak istediğiniz application'ınızda burada shake'i simüle ediyorsunuz. Siz burada play dediğinizde otomatikman event handler'ınıza düşüyor ve sizin yapmak istediğiniz metodu tetikliyor. Location var. Bu benim çok gördüğümde çok hoşuma giden bir özellikti. Örneğin map uygulaması yapıyorsunuz. Big Mac'le tamamen entegre. Örneğin Seattle iki tane koydum. Tek tıklamak yetiyordu. Bellevue'ya gidiyorum. Sonra Redmond'ı pas geçiyorum. Oraya gidemedim. Bir nedenden dolayı. Şu tarafa gidiyorum. Şimdi aynı zamanda bunların arasındaki mesafeyi ne kadar sürede atlayacağınızı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer ben bunu live play dersem bir saniye. Evet, live diyeceğim. Şöyle bir tane ekleyeyim. Play dersem şu anda bu otomatikman verdiğim aralıkta sizin lokasyonunuzu bir arabada gider gibi veya bir uçakta gider gibi simüle ediyor. Bu da sizin map uygulamalarınız için gayet kullanışlı bir özellik. Batarya özelliği var. Örneğin şu anda charging ve %50'de. Eğer ben charging'i kaldırıp şuraya da dikkat etmenizi rica ediyorum. Sağ üstteki batarya şeyine, göstergesine. Ben %14'ün mesela örneğin altına düşürdüğümde bu bana otomatikman battery low şeyi verecek. Eğer mesela yaptığınız uygulamada battery %15'in altına düşüyorsa arkadaki şu servisleri kapat gibi bir kodunuz varsa bunu bu şekilde tetikleyebilirsiniz. Ben şunu da denedim. Bunu tamamen sıfıra çektim. O zaman emülatör kapanıyor gerçekten. O yüzden şimdi çekmiyorum. Tekrar şarja takalım cihazımızı. Burada screenshot alabiliyorsunuz. Bunu da göstermek istedim. Normal bir screenshot özelliği var. Aynı zamanda kamerayı da buradan aktive edebiliyorsunuz. Şu anda kamera için sanki hani hareket eden bir objeyi orada çekiyormuşsunuz gibi bir şey simüle ediyor. Sanki bu bir insanın kafasıymış gibi düşünebilirsiniz. Ben öyle algıladım en azından. Buradan da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğraf sağ altta yer alıyor. Şimdi emülatör bu kadar. Zamanımın sonuna doğru geliyorum yavaş yavaş. Bir tane daha demo yapayım o yüzden. Onu da göstermek istiyorum size. Biraz Azure tarafında. Visual Studio Online'ı çok kullanan yok anladığım kadarıyla. Fakat artık 2015'ten sonra demin de hem Tamer Bey'in bahsettiği gibi hem de bugün bu etkinlikte burada ki aslında verilmek istenen mesaj diyelim ve Microsoft'un düzenlediği etkinlikte dünyaya vermek istediği mesaj artık Cloud First ve Mobile First bir ortama doğru gidiyoruz. Yani artık sizin on-premise makinelerde yok şu server'ı kurdum mu, yok şu update'i geçtim mi gibi şeylerle ilgilenmemeniz lazım. Hani demin bahsettiğim önümüzdeki ağırlıkları, hani üzerimizdeki ağırlıkları nasıl atıp da bu yarışta ön sıraya geçebiliriz kısmında. Bu çok önemli. Visual Studio Online aslında Team Foundation Server'ın online servis hizmeti Azure üzerinde çalışıyor. Hemen buradan yine 2015'in üzerinden devam edeceğim. Bu da yaklaşık 5 dakika sürecek herhalde. Süre olarak çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi kendine gelsin. Bu açıdan bir soru sorsam. Tabii ki buyurun. Yani tamam güzel, yeni şeyler açık kaynak falan. Hani Visual Studio 2012'de Git'e bağlayacağız diye gördüğümüz için. Evet. Microsoft açık kaynağı yöneliyor ama bunun arkasında ne var yani? Hani bir şey çıkacak mı? Alttan başka bir şey var mı?
Mesela Hristiyanın şüpheci. Burada herkes var, mikrosop. Yani şüphe duymak zorundayız yani. Dediğim gibi gitip alacağımız video benimiz çatlıyordu. Evet, ama artık iki... 2013'te bu arada gitip bağlayabiliyorsunuz onu biliyorsunuz. Tamam, bağlıyoruz. Evet. O da sıkıntı yok. Yani oldum olası hep şeyleri kullandım işte ultimate, hep lisansızı evet. Kullandım ama bu dakika altında ne çıkacak? Veya nereye kadar böyle gidecek yani? Ya aslında ben cevap vereyim. Altından bir şey çıkmayacak. Microsoft aslında yeni CEO'nun gelmesiyle birlikte ciddi bir şey dönüş yapıyor. Onu da söyleyebiliriz. Sadece bunu şeyde görmüyoruz. Visual Studio'da Connect'le çıkan şey değil. Mesela Azure'da da öyle. Yani biz desteklemediğimiz database yok. Hani MySQL'inden Oracle'dan. Böyle baktığınız zaman Linux'un sucesi vesaire çok versiyonları gelecek gerekiyor. Yavaş yavaş servis sunan firmaya doğru düşüyor. Dolayısıyla ürün tarafı değil, çözümler ve onların da aslında kim neredeyse oraya hizmet verme şeklinde bir dönüşüm var. O yüzden şüpheci olmanızı anlıyorum ama şüphelenecek en azından bizim gördüğümüz herhangi bir nokta yok. Tam gücüyle bunları bastırmaya ve en iyi Android geliştirilen ortam, en rahat, en pratik ya da iOS geliştirilen ortam olmaya doğru giden bir Visual Studio ile karşı karşıyayız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İlk versiyonlar bile gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen son demo'mu da göstereyim. Visual Studio Online'ı. Yapacağım şey şu. Visual Studio 2015'te yeni bir .NET projesi açacağım. Bunun yanında Visual Studio Online'da yeni bir team projesi açacağım. .NET'te açtığımız projeyi o team projesiyle ilişkilendireceğim. Ve Azure üzerine yeni bir web sayfası publish edeceğim. Eğer her şey yolunda giderse bunun ne kadar kısa bir işlem olduğunu da göstermek istiyorum. Şimdi C# üzerinden yeni bir .NET projesi açıyorum. Hatta ilk önce Visual Studio Online hesabıma gideyim. Bu arada Visual Studio Online'ı hesabınızı açmak için eğer bir MSDN üyeliğiniz varsa visualstudio.com'dan şurada direkt visualstudio.online'a sign up deyip açabilirsiniz. Bu sizin için ücretsiz zaten MSDN'e gelen bir hakkınız. 5 kullanıcıya kadar da ücretsiz yine kullanabiliyorsunuz. 6. kullanıcı için subscription seviyenize göre örneğin basic varsa aylık $20, ultimate varsa aylık $60 gibi bir fiyat var. Ama ücretsizi mutlaka deneyin. Ben şu anda zaten ücretsiz açtım. Burada siz yeni bir Visual Studio Online account'a açtığınızda sizden bir adres adı alan adı girmenizi istiyor. Bu biraz mail alan adı gibi bir şey. Ben hemen Erolcan H'yi kaptım hani önceden. Eğer siz de istiyorsanız buradan eve gidince kendi isminizi bir kapın. Çünkü bu şekilde direkt ulaşabileceksiniz takım projenize. İnternet biraz yavaş o yüzden... Kusura bakmayın. XAML'ın güzel bir açılması. Yani o taraflara geliştirmeler yaptılar ama benim şahsen deneme fırsatım olmadı şu anda. Hani o release notlarda vardır belki. Açıkçası XAML kısmını da çok incelemedim. Onu da kesin bir şey söyleyemeyeceğim size şu anda. Evet arkadaşlar şimdi bu Visual Studio Online projemiz. Normalde server'daki TFS projeniz gibi direkt web-based, web browser'dan ulaşabileceğiniz proje. Buradan yeni takım projesi diyorum. Project name'e Ankara Zirvesi 9 diyeyim. Belki daha önce açmışımdır denemek için. Garanti olsun. Şu anda benim takım projem oluşturuluyor. Bu arada process template görüyorsunuz bakın orada o Scrum yazıyor. Biliyorsunuzdur Visual Studio New Team Project dedikten sonra size birkaç tane şablon var. CMMI mi yapmak istiyorsunuz kullandığınız metodoloji? Scrum mı olsun, Agile mi olsun diye. Ve fully customizable olduğunda biliyorsunuzdur. TFS kullanan kaç kişi vardı? Görebilir miyim tekrar? Tamam. Customization yapıyor musunuz work itemlarınız üzerinde? Evet. Şimdi projem açıldı. Visual Studio'ya geri dönüyorum. Yeni bir .NET projesi açıyorum. Web application 3 olsun. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Sağ tarafta application insights'ı projeye eklememe diye bir seçenek var. Application insights bir web sayfanız örneğin publish olmuş web sayfanızı ping atarak ayakta mı? Onun web servisleri ayakta mı? Telemetri bilgileri, hangi user hangi region'dan bağlanmış? Hangi sayfanız page olarak kaç milliseconda cevap veriyor gibi bilgileri Azure üzerinden görebileceğiniz bir SDK. Eğer bunu eklerseniz Azure üzerinden bu bilgilere erişebiliyorsunuz. Bu bilgileri güncelliyor kendisi, tutuyor. Şu anda
boşuna projenin açılmasını yavaşlatmak adına eklemiyorum. Okey dedim. Şurada MVC'yi seçiyorum hangi tür olduğuna. Şurada sağ altta Microsoft Azure'da Host in the Cloud tiki var. Bunu mutlaka işaretliyorsunuz bu işi yapmak için. Website veya VM olarak da onu oraya ekleyebilirim. Okey dedim. ...55 oldu. Benim normalde 50'de bitirmem gerekiyordu. Kusura bakmayın, hemen en kısa sürede tamamlamaya çalışıyorum. Biraz kahve molanızdan yedim. Ama... Bunu daha önce yapan var mı? Azure'da web sayfasını publish etmiş olan. Genelde zaten aynı kişiler el kaldırıyor. Bir daha alabilir miyim soruyu, duymadım. Bildiğim kadarıyla yok şu anda. Yani third party solution kullanmadan out of the box olmaması lazım bildiğim kadarıyla. Neyse arkadaşlar, biraz makineden dolayı herhalde. Ben hemen kısaca anlatayım burada yapmak istediğimi. Bunu bu şekilde kullandıktan sonra solution'a sağ tıklayınca publish çıkıyor. Publish dedikten sonra, önemli değil. Normal, buraya gelmeden önce denemiştim, olmuştu. Windows Azure hesabınıza manage.windowsazure.com'dan ulaşarak burada sizin publish dediğiniz web sayfasını görebiliyorsunuz. Yani Visual Studio üzerinden hiç serverınızda TFS veya başka bir şey kurulu olmadan ben şu anda tamamen ne yapıyorum? Visual Studio yeni proje açıyorum. Bunu web sayfasından yönetiyorum. Kodumu, build'larımı, iş takibimi. Ve aynı zamanda yine herhangi bir server'a ihtiyacım olmadan evden Azure'da web sayfamı publish ediyorum. Buna kim girmiş, kim çıkmış, nasıl bir performans bilgisi var, kaç milisekunda cevap vermiş. Her şeyi görebiliyorum. Hemen şuraya girip son olarak bunu göstereceğim ve bitireceğim. Evet, Release Management Visual Studio ailesinin bir ürünü. Aslında TFS'le bağımsız şu anda. Yani entegre ama Visual Studio ile beraber geliyor. Yani TFS'le beraber değil mantık olarak. Evet arkadaşlar, son göstermek istediğim de burada Windows Azure hesabınıza girdiğinizde All Items altında benim buraya gelmeden önce denediğim, demin bir şekilde hata yediğim Webdesk Project buraya publish olmuş durumda. Bunun kendi bir tane URL'i de var. İçinde mesela Webdesk Project 3452 gibi bir URL'i var. Onu da Webdesk Project 3452.azurewebsites.com.net'ten direkt mesela erişebiliyorsunuz web sitesinde. Göstermek istediğim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz zamanı açtım, onun için özür dilerim.